Bu bütçe ne hakçadır ne de halkın bütçesidir. Bu bütçe yandaşa rant dağıtma bütçesidir. Savaşın bütçesidir. Bakın bu bütçede yoksullar yok, emekliler yok, işçiler yok, çiftçiler yok, hayvancılığa uğraşanlar yok, öğrenciler yok, tüm yoksullar, emekçiler yok burada. Bu bütçenin amacı yoksulluğu ve adaletsizliği azaltmak değil, bu bütçe uygulandığında Maraşlı çiftçinin, Konyalı esnafın, Ağrılı hayvancılıkla uğraşan durumu daha da iyi olmayacak. Rantın, faizin ve savaş iktidarı olan AKP'nin bu bütçesiyle iş cinayetleri devam edecek. Kadın kırım politikaları sürdürülecek. Doğanın ekolojik talanı derinleşecek. AKP iktidarı varken yoksulluk ve işsizlik azalmayacak, tam tersine artacak. Bu bütçe Karadeniz'de ben halkım diyen hava ananın karşısına jandarma jopu olarak çıkacak. Dersim'de orman yakacak. Meriç'te mülteci boğacak. Şirvan'da, Amasra'da, Soma'da madenciye ölümü fıtrat olarak dayatacak. Bu bütçeyle her sabah evinden çıkan en az 6 işçi akşam evine geri dönemeyecek. İş cinayetlerinde katledilecektir. Bu bütçe köle değiliz diyen işçilere gözaltı ve tutuklama olacak. Bu bütçe kadın emeği için bağımlı yaşamı dayatacak. Çünkü bu bütçe emeğin sömürüsü demek. Bu bütçe engeller için daha çok engel çıkaracak. Bu bütçe esnaf için iflas, çiftçi için daha çok masraf demek. Bu bütçe halka dolaylı vergide artış, ranta vergide af demektir. Bu bütçede AKP'nin adaletsizliği teskillidir. Ekonomide bunca rezalete ve enflasyon rekoruna rağmen AKP'liler kürsüye çıkıyor, pembe tablolar çiziyor. Hiç sokağa çıkmıyor musunuz siz AKP'liler? Sayın Ticaret Bakanı, sizin selefiniz olan Ruhsar Pekcan kendi bakanlığında, kendi şirketinde bozuk dezenfektanları fahiş fiyattan satmıştı. Peki ne oldu? Herhangi bir soruşturma açıldı mı? Üstüne üstlük ödül bile verdiniz. Bu memlekette ekonominin neden bu halde olduğunun cevabını Ruhsar Pekcan örneğinde anlayabiliriz arkadaşlar. Avrupa'da bakanlar en ufak bir hediye aldığında bu istifa gerekçesi olur. Bizde ise kendi bakanlığını dolandırana ödül verilmektedir. Son olarak bu bütçe halkın bütçesi değil, bir avuç oligarşik grubun bütçesidir. Saray ve küçük ortağının son bütçesidir. Beşli çetenin bütçesidir. Halkın cebindeki parayı bir avuç sermayedarlara aktarma bütçesidir. Biz bu talan ve soygun bütçesini kabul etmiyoruz ve hayır diyoruz.